Medyaskop özel yayından herkese merhabalar. Bu özel yayınımızda Medyapod'un 28 ve 29 Kasım'da düzenleyeceği podcast zirvesinin detaylarını konuşacağız. Yayınımızda Medyapod'dan Nida Dinçtürk var. Nida, hoş geldin. Merhaba Sahra, hoş buldum. Öncelikle teşekkürler, bu yoğun zamanda vakit ayırdın ve detayları bizimle paylaşacaksın. Şimdi gazetecilerin yöneldiği yeni mecra alanlarından en yenisi de aslında podcast oldu. Siz de bu hafta sonu bu konuyu ele alacaksınız podcast zirvesinde. Koronavirüs salgınından dolayı canlı yayınla aslında izleyicilerinize, katılımcılarınıza ulaşacaksınız. Şimdi zirveye geleceğiz. Detaylarını, kimlerin olacağını, programın detaylarını konuşacağız. Fakat önce istersen en başından başlayalım. Medyapod'u anlatmanı isteyelim sen. Nasıl, ne yapar Medyapod, nasıl bir fikirle ortaya çıktı, senden dinleyelim. Tabii. Medyapod aslında 2018 yılında akademisyen Sarpan Uzunoğlu ve gazeteci Tunca Öğreten tarafından kurulmuştu. Ve kuruluş misyonlarından birisi biraz daha bağımsız gazetecilik yapabilmek. Hem aslında medyada yeni bir alanı denemek, gazeteciliği bu alana nasıl adapte ederizin yollarını keşfetmekti. Ve tabii giderek artık Türkiye'de gazetecilerin çalışma alanlarını kısıtlayan sansürden daha uzak bir alan keşfedebilmekti. Patronsuz medyayı deneyimleyebilmekti. Bu tür misyonlarla kuruldu Medyapod ve hep gazeteciliği merkezine aldı aslında. Hep gazetecilik odaklı programlar yapmayı önemsedi. Onun haricinde bilgi odağında gerçekten dinleyende çok yepyeni bir kaynak okumuşçasına zihnini zenginleştirebilecek bilgiler aktaracak programlara öncelik verdi, veriyor, hala devam ediyor. 2 yılı geride bıraktık. Şanslıyız ki 2 yılda 2 tane zirve yapma fırsatımız oldu. Tabii bu fırsatı aslında 2 zirvemizin de sponsoru Friedrich Ebert Stiftung'a borçluyuz. Sağ olsunlar, desteklerini hiç bizden esirgemediler. 2 zirvemizin de destekçisi onlar. Geçtiğimiz yıl aslında ilk zirvede biz böyle bir tema belirlemek istememiştik. Ve hani podcast daha Türkiye'de yeni yeni konuşuluyordu. Oysaki yıllardır bu işi yapan çok iyi programcılar vardı. Ama dinleyen tarafında karşılık bulması henüz yeniydi. O yüzden geçtiğimiz yıl biraz daha popüler, daha çok dinlenen başlığıyla anabileceğimiz programları ve programcıları ağırladık. Ama geçen yıl da aslında gazetecilik odağını gözden kaçırmak istemedik. Zaten işte bu yüzden gene Medyaskop'u konuk almıştık. Medyaskop'un podcastlerini de konuşabilmek için Ünsal Ünlü'yü konuk almıştık. Patronsuz medyayı, bağımsız gazetecilik yapabilmeyi konuşabilmek için. Bu yıl ise artık hem ilk yılın verdiği tecrübeyle hem de evet bu alan genişliyor ve artık bunu farklı kategorilerde değerlendirebiliriz de gördüğümüz için gazetecilikte yeni bir alan podcast temasıyla hayata geçirdik 2. zirveyi. İlkinden farklı olarak online olarak düzenliyoruz bu yılı. Geçtiğimiz yılda en büyük destekçilerimizden bir diğeri Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'ydü. Bu yılda da gene desteklerini bizden çekmediler, sağ olsunlar. Bu yıl iletişim sponsoru olarak konumlandılar. Geçtiğimiz yıl Haliç kampüsünü bizimle paylaşmışlardı. Orada fiziken bütün konuklarımızla ve dinleyicilerimizle bir araya gelebilmiştik. Şimdi ise önümüzdeki hafta sonu, yani 2 gün sonra online olarak yapacağız bu zirveyi. Tabii bunun da avantajı başka, heyecanı bambaşka. Çok daha fazla kişiye ulaşabileceğiz. Belki de dünyanın 4 bir yanından takip edilebilecek zirve. Bu çok hoşumuza gidiyor. Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 5'e kadar sürecek oturumlar. Aslında duraksamadan her oturuma yaklaşık yarım saat 35 dakika gibi bir boşluk ayırdık. Bakalım neler olacak. Yani biz de heyecanlıyız. Bu yıl işte tema gereği daha çok gazetecilik podcast'i yapan konuklarla bir araya geleceğiz. Ama şunu da gözden kaçırmıyoruz Sahra. Yeni podcast yapmak isteyen kişilere ilham verebilecek ve biraz daha teknik anlamda onların bakışlarını zenginleştirebilecek oturumlara da yer vereceğiz.
Bu anlamda gene bu yılki zirvenin iletişim sponsorlarından biri, aslında dünyanın en büyük podcast hosting ve pazarlama markalarından birisi Megafon. Bizim de partnerimiz Megafon. Megafon'un bir oturumu olacak. Mesela o podcasterlara nasıl bir avantaj sağlıyor? Bunun detayları konuşulacak. Soru cevap bölümlerimiz de olacak tabii. Hani takip edenler merak ettiklerini doğrudan konuklara sorabilecekler. Moderatörlerimiz aracılığıyla doğrudan dedim ama onun haricinde girişimcilik alanında yüreklendirici konuşmalar yapılacak. Bununla ilgili Tate'in Factory başlıklı oturumu olacak. Tate'in kurucusu Mehmet Atakan Foça bizimle olacak ve Factory programının koordinatörü Selin Yıldız bizimle olacak. Böyle birazcık hani hem içerik olarak fikir verecek hem de bu işe yeni girmek isteyen kişilere cesaret verebilecek, yol yordam gösterebilecek konuşmalara aracılık etmek istiyoruz aslında. Geçen yılda biraz bu çizgide duruyorduk. Peki geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin de ilk podcast zirvesi olarak mı geçmişti? Ya şöyle aslında geçen yıl, daha doğrusu 2018'in Aralık ayında Power FM bir podcast festivali yapmıştı. Şimdi podcast festivaliyle zirvesini aynı kategoride değerlendirmek gerekir mi? Emin değilim. Çünkü biz biraz daha eğitim odaklı yaklaşıyoruz. Power FM biraz daha festival, hani adı altında zaten şey, biraz daha o programları, programcıları tanıtmak. Ama yani baktığında bizim de zirvede oturumlarımız elbette programları ve programcıları da tanıtmak. Yanında biraz daha biz onlardan deneyim dinlemek istiyoruz. Bu işe girmeye kalkışacak kişilere de cesaret verebilecek konuşmalar yapılsın istiyoruz. O yüzden hani ilk podcast zirvesi demek belki biraz tartışmalı olabilir. Yani çok da önemli değil aslında bakarsan, ilk olsun olmasın, sonuçta yapılan işten güzel bir geri dönüş alabiliyorsak, faydalı olduğunu görüyorsak çok da önemsemedik açıkçası ki ilk podcast zirvesinden çok iyi dönüşler almıştık. Tam onu soracaktım, nasıl dönüşler aldınız podcast zirvesinden. Peki şunu da söyleyelim. Şimdi 2 gün zirveniz var. Onun detaylarını da ekrana getirelim istersen. 1. gün ve 2. gün diye. Seninle yayın öncesinde de konuştuğumuzda katılımın nasıl olacağını en çok sorulan sorular arasında olduğunu söylemiştin. Hem senden dinleyelim. Kimler var? Mecralar neler? Program nasıl olacak? Hem de bu katılım konusunu istersen açıklık getirelim. Tabii. Ya bu yılki program da dop dolu. O yüzden gene heyecanlıyız açıkçası. İlk gün az önce de belirttiğim gibi iletişim sponsorlarımızdan olan Kadir Has Yeni Medya Bölümünün başkanı Eylem Yanardağoğlu'yla açılacak. Biraz daha akademik anlamda podcast'ı ve yeni medyadaki yerini konuşacağız. Neden işlevsel bir yayın biçimi olduğunu konuşacağız. Hemen sonrasında tecrübeli gazeteci Cansu Çamlıbel bizimle olacak. Aynı zamanda Duvar İngiliş'inde genel yayın yönetmeni ve Duvar İngiliş'te yaptıkları bir orijinal podcast serisi var. ZSS Turkey diye. Aynı zamanda da IPR'ın Freedom podcastlerinin hostluğunu yapıyor Cansu Hanım. Bu iki podcast'i anlatacak. Hemen peşinden Medyapod'un şu an en sevilen programlarından birisi, ya editörlerinden biri olduğum için söylemiyorum ama Dış Haber podcast'inde çok fazla örnek olmadığı için bu kadar sevildiğine inanıyorum. Çok da mutlu oluyoruz tabii. Biz Dünya podcast'i anlatacağız. Çünkü aslında Avrupa'nın 3 ayrı noktasından 3 bağımsız gazeteci bir araya gelip bu içeriği üretiyoruz. Hemen ardından Nevşin Mengü var, Trend Topic podcast'ı ile bizimle olacak. Ve az önce bahsettiğim gibi Megafon adına Yosef Sasso katılacak. Megafon'un podcast'ler için ne tür avantajlar sağladığını ve nasıl Megafon'da podcast'lerini yayınlayabileceklerini anlatacak. Hemen ardından da gene geçtiğimiz yıl olduğu gibi Medyascope'un adına Burak Tateri bizimle olacak. Bir taraftan da Burak geçtiğimiz yıl da gene Medyascope'u konuşmak üzere bizim konuğumuzdu. Bu sırada da kendi de kişisel bir podcast serisine başlamak istediğinden bahsediyordu.
Bu yıl artık o seriyi bayağı da ilerletmiş durumda. 2 hafta bir günü de anlatacak bize. Bir de Medyaskop podcastlerde geçtiğimiz yıldan bu yıla nereden nereye geldi? Aslında bu zaman çizelgesini görmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve son bir yıldır gene podcast ekosistemine katılmış en önemli gazetecilik platformlarından birisi Kısa Dalga. Genel yayın yönetmeni Kemal Göktaş bizimle olacak. Ve Medyapod'un en genç ekibi görüldü. Hazar Dost, Melisa Ay ve Hasan Teoman Bingöl görüldü podcast'ı anlatacaklar. Sarpan bizim kurucumuzdu ama şimdi Nisep Türk'ün podcastleriyle aslında daha çok dikkat çekiyor. Sarpan ve aslında Nisep Türk'ün podcast'ini de hostluğunu yapan Hazal Sipahi bizimle olacak. Sarpan biraz daha geçtiğimiz yılki zirvede de sürdürülebilir gelir modellerini anlatmıştı. Gene biraz o noktalara girecek. Çünkü podcast dünyası için de önemli başlıklar bunlar. Hazal da gene Nisa Türk'ün podcast ile beraber aslında kişisel olarak yürüttüğü Mental Klitoris programını anlatacak. Burada Mental Klitoris'i bir gazetecilik podcast'ı olarak değerlendiremeyebilirsiniz. Ama şu açıdan oldukça önemli buluyoruz biz. Cinselliği çok açıkça ve sansürsüz konuşabiliyor Hazal Mental Klitoris'te ve aslında bu podcast'in bize nasıl avantajlar sağladığına dair muhteşem uygulamalı canlı bir örnek. Çok da iyi bir dinleyici kitlesi var bu arada. Bu deneyimi dinlemenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve T cetveli, Teyit'in aslında doğrulama pratiklerinin üstünden bir kez daha geçtiği podcastini konuşmak üzere Emre Saklıca, Kansu Ekin Tanca bizimle olacak. Ve ilk günü de Biyanet Podcast'in bütün podcastlerini konuşmak üzere aslında genel yayın yönetmeni Nazan Özcan'la buluşarak bitireceğiz. Bu arada da yayınlar buradaki duyuruda aşağıda gördüğünüz YouTube, Twitter ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Herhangi bir ön kayıt yapmaya gerek yok. Tıpkı şu an Medyascope'un yayınını izleyebildiği gibi izleyicilerimiz Medyapod'un sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından gene aynı şekilde Kadir As'ın yeni medyanın Twitter hesabından ve YouTube kanalından rahatlıkla izleyebilecekler. Hatta YouTube üstünden de konuklarımıza sorularını iletebilecekler. Moderatörlerimiz o soruların konuklara ulaşmasında da aracılık edecek. İkinci günü de bakalım istersen. Tabii çok iyi olur. Yine ikinci günün görselini de alabilirsek onun üzerine konuşalım. Bu arada şeyin adını anmadım. Gene iletişim sponsorlarından Kapsül News. Kapsül henüz podcast ekosistemine girdiği için fazla tevazu göstererek biz bu yıl konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyoruz. Daha yeni girdik bu işe, seneye görüşelim dediler. Bizi desteklediler sağ olsunlar. Ama hani neden konuklar arasında Kapsül News yoktur diye düşünürseniz sebebi bu. Aslında aynı şey gene çok yaygın bir haber bülteni olan Aposto için de geçerli. Onlar da çok katılmak istediklerini belirttiler. Fakat onlar için çok yoğun bir dönem, yeni dönüşümler içindeler. O yüzden onlar da bu yıl bizimle değiller. Yoksa aslında o iki platformun podcast'ı olmadan bence gazetecilik ve podcast başlığını konuşmak biraz eksik kalıyor. Onu da not etmek isterim. İkinci güne geldiğimizde de aslında ikinci günün ilk iki oturumu gene Medyapod'un programlarıyla başlayacak. İlk yarım saatlik oturumu biz Medyapod'un tüm spor programlarına kapattık. Boş Adam İşi ve Taner'in Güller'ini konuşmak üzere. Orada Burak Kılıç, Burak Özbek, Muratcan Bayraktar ve Tuna Özaslan olacak. Hemen peşinden Seçil Türkkan ve ben Seçil'in programı Devam filmine, benim programım Anlatsam Roman Olur'u biraz konuşmak. 2 yıldır sürüyor bu programlar, bir de Medyapod'un başlangıcından beri olan programlar. 2 yılda biz neler keşfettik, neler değişti, biraz bunlara göz atmak için orada olacağız. Hemen ardından az önce de değindiğim gibi Tate'in Factory programını anlatmak üzere Mehmet Atakan Foça ve Selin Yıldız olacak. Bu oturum bilhassa önemli. Çünkü medyada girişimcilik bizim aslında son yıllarda konuşmaya başladığımız, üstünde de yeterince durmadığımızı düşündüğüm önemli bir başlık.
Bu konuda Atakan'la Selin'in söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok iyi fırsatlardan söz edeceklerini düşünüyorum. Peşinden de özellikle geride kalan karantina günlerinde çokça dinlediğimizi düşündüğüm Yeni Medya 451 programıyla Can Öz ve Ümit Alan bizimle olacak. Hemen peşinden Journo yayınının podcast'ı J raporunu konuşmak için Orhan Şener ve Emre Kızılkayan. Onların ardından da Dünden programıyla Oğuz Bakır, Gonca Tokyol ve Orhan Şener bizimle olacak. Dündem'in de aslında enteresan bir durumu var. Çünkü Dündem'in editörü Oğuz geçtiğimiz yıl zirveyi 2 gün boyunca tamı tamına takip eden ve en aktif dinleyicilerimizden birisiydi. Sonrasında da bizi çok destekledi. Ve bu zirvenin hemen ardından aslında podcast ekosistemine dahil olup Tabii. orada bir editör olarak çalışması aslında Oğuz için nasıl bir deneyimdi, o süreç nasıl gerçekleşti, biraz bunu dinlemek ve Gonca ile Orhan zaten çok tecrübeli iki gazeteci. Gonca ile Orhan'ın gazetecilik tecrübeleri bu programı yaparken onlara ne tür avantajlar sağlıyor? Dünden podcast nasıl ortaya çıkıyor? Biraz bunu konuşmak adına önemli olacak. Hemen ardından Özgür Mumcu ve Eray Özer'le yeni halleri konuşacağız. Ve sonrasında gene tecrübeli gazeteci Kumru Başar'la buluşuyoruz. Kumru Başar aslında podcast yapmıyor fakat çok tecrübeli bir radyocu. Ve her ne kadar biz bugün radyo ile podcast'ı aynı çizgide tutmasak da mantık olarak çok yakın noktalarda duruyorlar. Radyodan podcast'e bakış nasıl? Aslında benzerlikler neler? Oradaki deneyimler podcast dünyasına neler katıyor? Biraz bunları konuşmak da önemli olduğu için Kumru Başar'la bir araya geleceğiz. Ve sonrasında teknoloji haberciliğinde Türkiye'de oldukça sevilen TeknoSeyir programının yapımcılarından Murat Gamsız ve Levent Pekcan bizimle olacak. Günü Medyapod'un en taze programlarından ama aslında kendi geçmişleri oldukça uzun. 90 programın üstüne çıktılar bildiğim kadarıyla. Gayri Safi Fikirleri konuşmak üzere Tansel Erdem Yılmaz ve Ömer Faik Anlı'yla bir arada olacağız. Ve böylece iki dop dolu günü bitireceğiz. Ben anlatırken yoruldum. Umarım dinleyenleri yormayız. Zaten şimdi dediğim gibi bütün o listeye 2 güne baktığımızda sadece podcast'in sadece konuşulduğu değil dediğin gibi eğitildiği ve belki diğer podcast yapacaklara da bir alan açtığı bir yer olacak anladığım kadarıyla bu 2 gün. Çünkü herkesin kafasında evet dünyada artık ilerlemiş bir durumda podcast ama Türkiye'de hala bir kafa karışıklığı var. Daha önce sen ve İlkan'la yaptığımız yayında da bunu konuşmuştuk. Yani evet Türkiye'de yeni bir alan olarak gözüküyor ama dünyada belki de Türkiye'de şunu da kabul etmek gerekiyor. Yeni medya alanlarına, yeni medya araçlarına daha mesafeli olunuyor bir noktadan sonra. Ama Türkiye'de zaten dünyada podcast aldı yürüdü diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun aslında bu konuda? Yani geçen seneden bu seneye geldiğimizde Türkiye'nin podcast'teki durumunu diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ben şunu görüyorum aslında pandemi döneminde, salgın döneminde hem gazeteciler daha fazla bu alana yöneldi hem belki daha fazla vaktimiz olduğu için podcast dinlenme oranları da bildiğim kadarıyla o dönemde arttı. Özellikle bu Nisan-Mayıs ayında evi kapandığımız zaman da sen ne düşünüyorsun hem gazetecilerin bu alana yönelmesiyle ilgili hem de Türkiye'de podcast'in durumu ile ilgili? Yani çok muazzam bir ilerleme var Sahra gerçekten. Bu şey gibi oluyor. Aslında böyle baktığında 20-30 yıl önce hayatımızda cep telefonu ve internet bu kadar yaygın değildi ve baktığında bu 20-30 yıllık süreç oldukça kısa bir süre bu radikal değişimleri görmek için. Podcast'inde 1 yılda yani yakın bir sıçrama yaptığını düşünüyorum. Yani rakamsal bir veri yok elimde açıkçası ama günlük deneyimimden gözüme çarpan podcast duyurusu, program sayısı gerçekten geçtiğimiz yıl bu zamanlara göre oldukça az. Hele ki bizim Medyapod'da başladığımız zamanlara göre daha da az. Yani biz konuk almaya çalışırken podcast formatını anlatmak durumunda kalıyorduk dönem dönem. Şimdi artık bu tamamen ortadan kalktı. Diğer taraftan podcast programlarının güvenilirliği diyeceğim tırnak içinde. Çünkü birçoğumuz birden fazla mecrada yayın yapıyorken işte sizi Medyapod'daki şu program için davet etmek istiyoruz dediğimizde kafalarında bir şey canlanmıyordu.
Bu bugün Medyapod'un bir marka olmasının dışında podcast'in bilinen bir yayın yöntemi olmasıyla alakalı diye düşünüyorum ben. Artık ben şuradan gazeteci Nida Dinç Türk demek gibi bir etrafından dolanma zorunluluğum kalmadı. Ben Medyapod'dan Nida Dinç Türk dediğimde insanların kafasında onlara ne için ulaştırma dair bir fikir oluşuyor. Bence zaten bu çok önemli bir gelişme. Artık podcast formatını tanıyorlar, biliyorlar. Yani şimdi sırada yapılması gereken büyük hamle, beklediğimiz büyük sıçrama, podcast ile insanların gerçekten emeklerinin karşılığını alabilecekleri gelirler elde edebilmeleri. Bunun için de reklam verenlerin bu dünyaya girmelerini bekliyoruz ki aslında bu konuda da hiç fena olmayan bir gelişme var. Yani son bir yıllık ilerlemeye baktığımızda bu işin önünün daha da açık olduğunu rahatça görebiliyoruz. Dünyada zaten çok gelişmiş bir yayın biçimi senin de belirttiğin gibi. Aynı şekilde aslında reklamcılık alanında da oldukça dikkate alınan ve büyük markaların iyi reklam bütçeleri ayırdığı alanlardan birisi. Yavaş yavaş bu Türkiye'ye de geliyor. Tabii belli markaların aslında hizmet verdikleri alan gereği bazı reklam kısıtlamaları da var biliyorsun. Podcast bu alanın biraz da dışında kaldığı için avantajlı duruma gelebilir. Bu buluşmaları yapmak önemli olacak. Mesela ben önümüzdeki yılın biraz daha bu dezavantajlı yayıncılarla dezavantajlı reklam verenlerin bir araya gelmesiyle zenginleşeceğini o alanın zenginleşeceğini düşünüyorum. Yani tabii Türkiye'de yeni medya her zaman kıymetli oldu. Ama biz bir taraftan da hep geleneksele tutunmak gibi bir çekingenlik içindeydik. Yavaş yavaş aslında gazeteciler de bu yeni alanları keşfetme ve deneme konusunda kendi zincirlerini kırıyorlar ki podcast konforlu bir alan gerçekten. Çünkü görsel olarak ortaya bir şey koymak zorunda kalmıyorsunuz. Evde pijamalarınızla bile kaydedebildiğiniz bir kayıt biçimi. Bunu hep söylüyoruz. Her zaman biraz daha o kaydı, yayını kurtarma şansınız var. Çünkü canlı bir yayın biçimi de değil diğer taraftan. Bunlar hep avantaj ve bu avantajlar görüldükçe üretici sayısı da artıyor. Üretici sayısı arttıkça da bu pazar daha da büyüyecek yani. Hani buna yapacak bir şey yok. Bana hep şey gibi geliyor. Yani sadece sesiniz olduğunuz için evet hani avantajlarını söyledin ama birine sesini de sadece etkileyip o alanda tutmak yani seni 25 dakika 45 dakika dinletmek de sadece sesini o da biraz da zor gibiymiş geliyor bana. Evet, o kesinlikle zor. O da işte podcast'i kaydetmeye başlamadan önce harcayacağın mesaiye işaret ediyor. Yani öyle işte kayıt cihazının başına oturup random kaydetmeye başlamak her baba yiğidin harcı değil. Bu konuda çok tecrübeli olan kişiler bence bu özgüvenle bu işleri ortaya çıkartabiliyorlar. Zaten aslında onları da programlarından gayet rahat ayırt edebiliyoruz diye düşünüyorum. Nida çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben çok teşekkür ederim Sahra. İkinci yıl tekrar sizinle bunu konuşmak çok mutlu etti bizi. Bizi hep desteklediniz Medyaskop olarak. Çok sağ olun, eksik olmayın. Önümüzdeki cumartesi, pazar herkesi bekliyoruz. Bütün okurumları izlemek istemezseniz bile en azından ikisini, üçünü kaçırmayın. Mutlaka karşınıza gidecek bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Mutlaka takip edeceğiz. Umarım seneye de konuşuyor oluruz bu zirveyi. Umarım. Çok sağ ol. Tekrar teşekkür ederiz ve umarım sizin için de verimli geçer hem cumartesi hem pazar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi bugün Nida Dinç Türk'le cumartesi ve pazar Medyapot'un yapacağı zirveyi konuştuk. Tekrar hatırlatalım, zirveyi Medyapot'un ve Kadir Has Üniversitesi'nin yeni medya bölümünün Twitter hesabından ve Medyapot'un YouTube hesabından ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.